Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayındaki kaynaklarımızdan, bugün aldığımız haberlere göre sarayda Deccal Panni yaşanıyormuş. Bu telaşın sebebi olan hadis de şöyleymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Deccal doğudan Horasan denilen bölgeden çıkacaktır. Yüzleri deri ile kaplanmış kalkanlara benzeyen insanlar, yani Türkler, ona uyacaklardır. Sunen İbn Mace, 4072 hadisi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan ve sarayda görevli İslam alimleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deccal olduğuna karar vermişler. Kılıçdaroğlu'nun hem Horasan kökenli olduğunun rivayet edilmesi, hem de anketlerde yükselen oy oranıyla Türklerden almakta olduğu görülen destek nedeniyle Deccal olduğu kesin olmakla birlikte Mehdi'nin kim olduğu konusunda suskunluk sürüyormuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşı itibariyle Mehdi olamayacağı ancak Recep Tayyip Erdoğan dururken de bir başkasının Mehdi ilan edilmesinin saraydaki İslam alimlerinin vücut sağlığına zarar verebileceği şeklinde yorumlanıyormuş. Sarayda Deccal Kılıçdaroğlu'na karşı nasıl mücadele edileceğinin görüşüldüğü toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bölücü komünist terörist parti lideri ve talk sorumlu devlet bakanı Mehmet Metiner, uyuşturucu tacirleri ve çocuk tecavüzcüleriyle makamında resim çektirmekten sorumlu gizli devlet bakanı ve aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trollükten sorumlu gizli devlet bakanı İbrahim Melik Gökçek ağlamaktan ve vicdansız siyasal İslam'ın vicdanıymış rolü yapıp gaz almaktan sorumlu gizli devlet bakanı Bülent Arınç gibi siyasetçiler ve İsmaila Tarikatı'nın prensi Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, IŞİD Diyarbakır sorumlusu Ebu Hüreyre ve FETÖ'çi köfte İmamı Emrullah Orçun Tömbelekli gibi İslam alimleri bulunmaktaymış. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sirkenin cinleri savuşturduğunu, bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'na da tesir edebileceğini söylemiş. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saltanat salonunda elma sirkesi kaynatıp damıtan Emine Erdoğan'dan sirke istemiş. Ancak Emine Erdoğan, ben bunlarla ülkeye döviz kazandırıyorum, sana sirke mirke yok ayrıca Deccal Kılıçdaroğlu'nu yok etmek için Mehdi'ye ihtiyacınız var Mehdi de hadislere göre 40 yaşında olacağı için oğlum Bilal'den başkası Mehdi olamaz, diye cevap vermiş. Bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan, ulan salak karı, ülkede 40 yaşındaki tek herif bizim salak Bilal mi diye haykırmış. Emine Han'ın da çığlıklar atarak, Behey Sıska Şebek, salak dediğim Bilal olmasaydı sarayın gizli geçitlerinden Esenboğa Havalimanı'nın Cumhurbaşkanlığı uçak pistine kadar senin dolarlarını avrolarını çuvallar içinde kim taşıyacaktı, demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öfkeyle, lansus, o çuvallarda köyümüzden gelen bulgur ve mısır unu var, o çuvallar Afrika'daki aç Müslümanlara gönderiliyor, diyerek Emine Hanım'ın hatasını düzeltmiş. Ardından da devam etmiş, çuval taşıma konusunda ablası Süme'ye yardım etmesi, yol yordam göstermesi Bilal o çuvallarla birlikte kanalların içinde kaybolur ve kanalların bir köşesinde geberip giderdi. Bunun üzerine Emine Erdoğan, ulan konuşmasını bilmeyen cahil köpek, ne kanalı be, ne kanalı, diye çığlıklar atarken araya bir sayıştay müfettişi girerek hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuş. Raporda Emine Erdoğan'ın binlerce ton elma aldıktan sonra ürettiği sirkelerin satışının maliyetin ancak yüzde yirmisini karşıladığı belgeliymiş. Recep Tayyip Erdoğan her ne kadar rakamlardan bir şey anlamasa da ailesinin aleyhinde bir durumun söz konusu olduğunu anlamış. Ve o an Sayıştay müfettişi apar topar 22 Şubat 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve zamanın Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından bombalattırılıp yok edilen Caber Kalesi'ne tayin edilmiş. Bu sırada Deccal Kılıçdaroğlu ile mücadele için Cübbeli Ahmet Hoca okunmuştu önerirken üşit Diyarbakır sorumlusu Ebu Hüreyle hurma ile yoğrulmuş keçi bokunun Deccal'i öldüreceğini söyleyip Cübbeli Ahmet Hoca'yı şirkte suçlamış. Tüm alimler birbirlerini küfürle suçlayıp kırtlaklamaya çalışırken, FETÖ'çi köfte İmamı Emrullah Orçun Tömbelekli de Recep Erdoğan'ın ayaklarına gözyaşları dökerek ve çığlıklar atarak kapanıp, lütfen bana pasaport verin, vallahi artık ömrüm boyunca aleyhinize bir iş yapmayacağım, diye yalvarmış. Recep Tayyip Erdoğan bunun üzerine FETÖ'çi köfte imamı Emrullah Orçun Tömbeletti ile İbrahim Melih Gökçek'in tövbe edene kadar kırbaçlanmalarını emretmiş ve sessizce kalkıp sarayın bahçesine inşa ettirdiği okunmuş üflenmiş yeşil kulübeye gitmiş. Kulübenin etrafına okunmuş tuzdan bir halka döktükten sonra da abdest alıp Deccal Kılıçdaroğlu'ndan korunmak için o mübarek kulübeye saklanmış. Rivayetlere göre Deccal Kılıçdaroğlu her gece uçan bir ejderhaya binip Dev bacalarından sirke buharları püsküren sarayın etrafında uçuyor ve şaraplar içerek gece karanlığını yırtıp geçen şeytani kahkahalarıyla Mübarek Külliye'nin huzur dolu sessizliğini bozuyormuş her şeye rağmen bu haberimizi de bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen mesajımızda bitiriyoruz. Yüce liderimiz ve bin yılda bir çıkan deha Recep Tayyip Erdoğan buyuruyor ki, henüz her şey bitmedi zafer İslam'ındır, zafer müminlerindir şerefsiz kılıçlara inat yola devam itürür kervan yürür.